Tüm Masalcı Dede takipçilerine selamlar. Şimdi sizlere esrarengiz kasabanın şeytanı ve bizim baş düşmanımız olan Bill'in yazmış olduğu kitabı Türkçe olarak seslendirmeye çalışacağım. Bütün her şey bittikten sonra ne oldu? Esrarengiz kasaba yeniden mi geliyor sorusunu soranlar mevcut. Evet, geliyor ve bunu açıkladım. Bir videoda mevcut. Dileyenler bunu izleyebilir. Şimdi bu videoda ise Bill'in yazdığı kitap olan Bill'in kitabını inceleyeceğiz. Kıyametten sonra neler olduğunu ve Bill'in gözünden anlattığı bu kitap bizler için çok değerli. İşte içindekilere hızlıca bir göz atalım. İlk başta bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Dünyanın öbür ucundaki çatı katında zincirlenmişken benimle alay eden aptalca bir şarkı söyledi. Zihninin paramparça olduğunu, bedeninin taşlaştığını ve kaosunun tersine döndüğünü gördükten sonra onun gerçekliğimizden gitmiş olması gerektiğini anladım. Ve yine de bazı sabahlar kafama takılan bir melodi ile uyanıyorum ve ıslık çaldığımı fark ettiğimde küfrediyorum. Yeniden görüşeceğiz. Soru çantamdaki bir deve dikeni gibi beni rahatsız etmeye devam ediyor. Bill Cipher gerçekten öldü mü? Kıyametten bu yana geçen haftalarda Stanley'nin zihni üzerinde çok sayıda test yaptım ve heykeli boyutsal sızıntı açısından inceledim. Topladığım tüm şifre şeklindeki eşyaları yaktım ve hatta güvende olmak için tüm 1 dolarlık banknotları attım. Ancak Stanley bunları bulup cebine attı. Ancak hafıza silahının etkilerinin kalıcı olmaktan çok uzak olduğu kanıtlandı. Anılar ise geri dönebilir. Başka nelerin geri dönebileceğini düşündükçe ürperiyorum. Ben uzun zamandır beklenen aile gezisi için bavul hazırlayan bir adamken sırt çantamda bir üçgen olan bir kitap buldum. Bunu tatsız bir şaka olarak görmezden gelerek kitabı çöpe attım. Çöpü bir av tüfeğiyle vurdum ve hepsini fırlattım. Bu kitap ertesi sabah yastığımın altında hasarsız bir şekilde yeniden belirdi ve ertesi gün yine. O zamandan beri bu kitabı bıçaklamayı, yırtmayı, dondurmayı ve moleküler olarak dengesizleştirmeyi denedim. Ayrıca Mabel'ın evcil domuzuna yedirmeyi bile denedim. Ama bir şekilde her zaman geri döndü ve beni rahatsız etti. Kimseye bundan bahsetmedim. Onları korkutmak istemedim. Çünkü bunun ne olduğunu biliyorum. Efsaneleri duydum ama gerçek olduklarına inanmak istemedim. Bu gerçekten Bill'in kitabı. Bilinmeyen güçler tarafından yaratılan, birbirine dikilmiş insan beyni maddesine basılan, kara savaş, ay taşları ve görünmez sembollerle mühürlenen kitabın tek bir amacı vardır. Bill Cipher'ın sesini sayfalarına yansıtmak ve kişiyle ölümden sonra bile iletişim kurmak. Bu sıradan bir kitap değil, herkesi farklı görünüyor. Bazen tamamen boş, bazen de anlaşılmaz saçmalıklarla dolu. Onu elinde tutma talihsizliğine uğrayan herhangi bir okuyucunun aklına göre kendini değiştirir ve yeniden yazar. Seni kandırmak, içine çekmek ne gerekiyorsa o olacak ve bunu da yapacaktır. Kitap rafında güvenli değil, çünkü şahit olduğum gibi kitap diğer raftaki kitapları da etkiliyor. Neden şimdi ortaya çıktı? Sadece şüphelerim vardı. Ama onun emirlerini yerine getirdiğim günler geride kaldı. Kabus diyarında hala ailemle birlikte o kıyamet sonrasında yaşanan verdiği hasarı onarırken kapattığımız küçük yarıklar var. Bu kitabı o yarıklardan birine atıyorum ve arkama bakmıyorum. Eğer bu kitap bir şekilde yolunu bulduysa, onun seçtiği bir sonraki hedef sizseniz, o zaman sana bir uyarıda bulunuyorum. Onu yok et. Onu yok etmeye çalıştım. Tanrı biliyor ya, denedim. Ama girişim boşa çıktı. Ne yaparsan yap. Sayfalarını çevirmeyin. Adınızı yazmayın. Hiçbir söze inanmayın. Hala fırsatınız varken de geri dönün. Ya da sonsuza kadar pişmanlıkla yaşayın. Stanford Pines. Arkadaşlar, buraya kadar kitabın, daha doğrusu giriş kısmının Stanford tarafından yazılmış olan ve kitabın ona tekrardan geri döndüğünü anlattığı bir
hikaye mevcut. Hikayeden çok bir yaşanmış olay. Bill Cipher'ın yazmış olduğu ve daha doğrusu okuyanları içine çektiği, yeni kuklalar bulmak istediği bu kitap ile birlikte bir nevi onun sözcüsü olmaya çalışıyor. Yani Bill Cipher kitap vasıtasıyla kendine yeni bir kukla arıyor. Videoyu böldüğüm için burada çok özür dilerim. Takdir edersiniz ki bu emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenebilir ve yorum yazarak videonun ilk sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Katıl üyesi olan dostlarımıza da kesesine bereket diyerek, özellikle teorilerimiz için Discord sunucumuza gelmeyi unutma diyerek hemen videoya geçelim. Sayfa 4 bizleri bir nevi bir davet niteliğinde çağırmakta. Bu kitabın yeni ustası ismimizi yazmamız için çağırıyor. Elinizi doğru sayfaya koyun, yani bir nevi anlaşma yapıyoruz. Zihnini temizle, tuhaf olma zamanı geldi ve sözcüklerini tekrarla diyor. Her şeyi yaptıktan sonra Bill Cipher vay 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 diyerek bize selamlıyor. İşte sonunda geldik. Seninle tanışmak için büyük bir sonsuzluk bekledim ve biliyorum ki sen de benimle tanışmak için yaklaşık olarak aynı zamanda bekliyorsun. İlk öncelikle nefes al dostum. Bu bekleyiş anı, bugünün geleceğini her zaman bekledin ve sonunda geldi. Hayatın sonsuza dek iki yarıya bölünecek. Benimle tanışmadan önce ve sonra. İşte sonrasına hoş geldin. Muhtemelen şunu merak ediyorsundur. Bil, sen her şeyden güçlü bir varlıksın. Neden bir kitap yazıyorsun? Neden benim okumama izin veriyorsun? Ayrıca sen ölmemiş miydin? Öldün mü? İşte ne? Ne demek istediğim hiçbir şey anlaşılmıyor, farkındayım. Ancak ben gayet iyiyim. Aslında iyi olmaktan daha da iyiyim. Çünkü artık sen varsın ve birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Ah, benimle tanıştığın için kendini aptal hissedebilirsin. Sonuçta Bill Cipher hayali, sen gerçeksin ve ben değilim, değil mi? Ama bu konuda bu kadar emin misin? Sonuçta sen ölümlüsün, bir gün toz olacaksın. Ama ben bir fikirim ve bir fikir öldürülemez. Yani ben bir, sen sıfır, ölümsüzlük cephesinde. Ve eğer ben ebedi olsam ve sen geçici olsan da, o zaman kazanan tarafta erken olman akıllıcı olabilir mi? Kazandın mı peki? Drama kraliçi Sexter'ın bu kitabı okumamanız konusunda sizi uyardığını biliyorum, değil mi? Belki de yaşlı inekler haklıdır. Zayıf zihinler bağlayıcı yasak sırlarıma sadece bir bakış attıkları için çıldırmadılar mı? McCucket'ın beynini düşünün. Her taraf dumanlı kriterlerle dolu. Ama eğer benim düşündüğüm kadar zekiysen ve hayatın anlamı ölümü nasıl alt edeceğin, Pine'ın en utanç verici rüyaları ve kendi ilginç geleceğin hakkında meraklıysan, o zaman seninle bir anlaşma yapmayı düşünebilirim. Bir takas, ne dersin? Sana ileride bir iyilik karşılığında kitabımı okumana izin veririm. Ayrıntıları daha sonra halledebiliriz. Ne dersin? Bu kısımda Bill'in teklifini kabul ediyor musun diye bizlere bir soru sorulmakta. Eğer sayfayı çevirirsek bir nevi teklifini kabul etmiş oluyoruz. Ancak sayfaya hayır dersek, yani Bill'in teklifini kabul etmezsek 77. sayfaya bizi yönlendirmekte. Diğer sayfaya geçince telif yazıları ve diğer birçok şeyi okuyabiliyoruz. Yani anlaşmayı kabul ettikten sonrasını. Ancak sayfa 77'ye gidersek bazı maceraları ve bilgileri aktardığı bölüme geçilmekte. O kitabı satın alıyorsanız veya okuyorsanız ve şu an özellikle de bu videoyu izliyorsanız direkt olarak anlaşmayı reddedip 77. sayfaya geçmezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden ben de devam ediyorum. Diğer sayfada ise bilin kitapları ve bazı görseller mevcut. Ancak hemen yan sayfada şu cümleler yazılıdır. Bunu bir kenara bırakırsak, bu kitabın ihtiyacı olan tek şey biraz mürekkep. Hey, kanından biraz ödünç alabilir miyim? Sadece baş parmağınızı buraya bastırın. Ben de bir kısmını doğrudan sayfaya aktarayım. Gittiğini fark etmeyeceksin bile. İşte gittin. Eh, işte bu iyi hissettiriyor. Bu cümleyle birlikte kanımızı mühür olarak kullanıyoruz ve artık Bill'in bir nevi sözcüsü konumuna geliyoruz. Çünkü Bill bir şeyleri aktarmak için her zaman aracıya ihtiyacı vardır ve bizler bunu kanımız ile gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki sayfada ise daha kanlı ve vahşet verici görseller mevcut.
Üzgünüm ama videoyu özür dileyerek burada bölmek zorundayım. Çünkü bu hikayenin çevirisi, editi ve birçok daha işlemleri uzun sürmekte. Sizlerden ricamız bu hikayenin devam etmesi için videoyu beğenmeniz, yorumlarda özellikle fikirlerinizi belirtmeniz ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmenizi bekliyorum. Ve katıl üyesi olan arkadaşlarım veya süper teşekkür atanlar hem maddi olarak kanalıma destek verebilir hem de videolara daha erken erişebilir. Sizlere teşekkürler ediyor ve esen kalın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.